demin Mevlid'de Kürtçe, Türkçe ve Arapça okunduğu gibi dinlediğimiz gibi zevkle Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid'i doğumu gerçekleşti. Evet, yeryüzünde hiçbir insan onun kadar sevilmedi. Yeryüzünde hiçbir nebi onun kadar özlenmedi. Yeryüzünde hiçbir peygamber onun kadar müjdelenmedi. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün nebiler son peygamber Hazreti Muhammed'in gelişini müjdelemişlerdi. Zira Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi'nin de söylediği gibi Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in, ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Allah alemi sevgili peygamberimizin aşkı için, zira sevgili peygamberimizin nuraniyeti, risaleti bir ağacın çekirdeği neyse, kainat ağacının çekirdeği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruydu. Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ay ve gün, güneş, bütün bunlar sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şevkine yaratılmıştır. Allah nurdan yaratmış canını Muhammed'in, aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Rahmeten lil alemindir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayet-i kerimesi bunu ifade etmektedir. Evet, onun hakkında yazılan nadi şerifler, şiirler her dilden divanlar meydana getirmiş, özellikle onun doğumunu yazan mevlidler her dilden halen de dilden dile, nesilden nesile gelmektedir. Ey gönüllen dermanın dermanı sen diye hitap ediyor Süleyman Çelebi. Bütün gönüllerin dermanı sendin, sen doğdun, gönüller dermanını buldu. Ey yaratılmışların sultanı sen, bütün yaratılmışların sultanı sensin diye hitap ediyor. Ey risalet tahtının sen hatemi, risalet peygamberlik tahtının sonu, sonuncusu sensin. Ey nübüvvet mührünün sen hatemi, nübüvvet mührünün hatemi de sensin diyor Süleyman Çelebi ona. Sensin o sultan-ı cümle evliyenbiya, sensin o sultan-ı cümle evliya, nur-i çeşmi evliya ve esmiya. Bütün enbiyanın sultan-ı sensin, evliyanın ve esmiyanın göz nuru sensin diyor Süleyman Çelebi. Çünkü nurun ruşen etti alemi, sen doğunca, sen gelince, sen Kur'an'ı getirince, sen Kur'an'ın tercümanı olunca, senin nurunla karanlık dünya nura nur, nurşen oldu, ruşen oldu. Gül cemalin gülşen etti alemi, gül güle kazan cemalin de bütün alemi gülistan'a çevirdi. İşte değerli müminler, böyle bir peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir günde, böyle böyle bir evvel ayında doğmuş. Bizler de ümmeti Muhammed olarak değerli müminler, elimizden geldiği kadar sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mevlidini hem hicri olarak kutlamaktayız, hem de yıllardan beri kutlu doğum haftası kapsamında, yani Peygamberimiz 571 yılından Nisan ayında doğduğu için Nisan ayının 14. bir haftasını ile başkanlığımız Türkiye çapında ve birçok ülkelerde kutlu doğum haftası olarak zaten kutlanmaktadır. İnşallah onu da yeri gelince, zamanı gelince bu haftayı yine kutlayacağız. Ama öncelikle ve özellikle Mevlid Kandili'ni de biz bu şekilde ihya edeceğiz. Değerli müminler, demin hafızlarımızın okumuş olduğu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Peygamber, ey Nebi! Biz seni bir müjdeleyici, bir şahit olarak, bir korkutucu, bir inzarcı olarak gönderdik. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden evvel, demin ifade etmiş olduğumuz gibi, beşeriyet her yönde ahlaksızlık, imansızlık, vicdansızlık, zulüm ve hakaret gününde dibe vurmuştu. Böyle bir kurtarıcı geldi elhamdülillah. Allah geldikten, bu peygamber geldikten sonra ona iman etmeyi dünya ve ahiretimizin saadetinin gereği saymıştır. Ona iman etmeden, o bilinmeden, o tadınmadan, o sevilmeden kurtuluş, necat mümkün değildir. Onun için mübarek La İlahe İllallah'ın yanında Muhammedur Resulullah sürekli hem ezanda hem
hem kâmette hem şair-i İslamiyede esas vurmuştur. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine iman etmeden kimse ehli necat bulamayacağını çok açık bir şekilde bildirmek istiyoruz. Zira Allah Celle Celaluhu seni bir şahit olarak gönderdi. Kim sana iman edecek, kim yolundan gelecek, kim seni sevecek, kim sünnetine amin olacak, sen onlara şehadet edeceksin ve sen müjdeleyici olarak sana iman edip senin yoluna gelenlere cenneti, ebedi saadeti müjdeleyeceksin ve senin yolundan gelmeyenlere de önlerinde birçok akıbetlerin, fırtınaların ve her türlü musibetin en sonunda cehennemin olacağını da sen onlara bildireceksin. وَدَعَيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا Sen insanları Allah yoluna davet eden ve insanların yolunu, hayatını, kalbini, içini, dünyasını, ahiretini aydınlatan bir nur, bir sıracısın. O yüzden sevgili Peygamberimizin risaletini tanımayan bir insan, gözünü güneşe kapatmış gibi kendisine gece yapar ve bu güneşten istifade edemezse karanlıkta boğulmuş gibi boğularak gidecektir demek lazım. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu çeşitli ayet-i kerimelerde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sizler için çok güzel numuneler vardır. İşte onun mevlid kandilinde biz baba olarak, anne olarak, büyük olarak, bir onun ümmeti olarak görevimiz, konumumuz ne olursa olsun sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir babaydı, nasıl bir aile reisiydi, nasıl bir idareciydi, nasıl bir hakimdi, nasıl bir mümindi, nasıl bir Müslümandı, nasıl ibadet eden birisiydi, nasıl bir kuldu, bütün bunları bilmek, biz de acaba öyle miyiz diye bir muhasebeye kendimizi çekmemiz lazım. Hayatı, yaşantısı Kur'an olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne derece biliyoruz? Onunla alakalı kaç kitap okuduk, kaç yeri nebi okuduk, onun hadislerinden kaç derisini bilmekteyiz ve onun yolunda ne derece gitmekteyiz. Evladımız, iyanımız, gelinimiz, kızımız, işimiz, aşımız, eşimiz acaba ne derece ona bağlı, onu seviyor, yolundan gidiyor, bunu bir muhasebe etmek zamanıdır bu mevlid kandilleri. Sevgili Peygamberimizi sadece anmak yeterli değil, onu anlamak lazım. Ve biz onun ümmeti olarak, onun yolundan gidenler olarak işin neresindeyiz? Bu ciheti, bu mevlid kandillerinde özellikle sık sık dile getirmek lazım değerli müminler. Muhterem müminler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini bir daha gözden geçirmek durumundayız. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kullu ümmeti yedhulûne cennet illa men ebâ. Bana ümmet olan, beni seven, benim yolumdan gelen, beni örnek alan, beni numune olarak seçen ümmetim bilmiş olsun ki, böyle devam ederse, hayatını böyle sürdürürse, bu şekilde emanetini Rabbine, beni tanıyarak ve bana iman ederek teslim ederse, ümmetim cennetliktir, cennettedir inşallah diyor. Ancak istemeyenler, bana ümmet olmak istemeyenler, cenneti istemeyenler müstesna. Sahabe-i kiram buyurdu ya Resulallah, hem sana ümmet olsun, hem cenneti istemesin. Kim ki, kimlerdi bu zavallılar? Şöyle devam etti. Men eta'ani dehalel cennet. Bana itaat eden, beni seven, yolumdan gelen, ahlakımı örnek alan, o benim gibi yaşayan bilmiş olsun ki cennete girecektir Allah'ın izniyle. وَمَنْ عَسَانِي Kim ki bu dünyada bana iman etmiş olmasına rağmen eğer bana iman hiç etmedi, iman etti, isyan etti, yolumdan gelmedi, sünnetine amil olmadı, sadece sözde kaldı bu imanı, فَقَدْ اَبَا Bu cennete girmeyi istememiştir. Değerli müminler, demek ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslimiyetin sırrı sadece onu almak değil, onu anlamak ve onun yolundan gitmektir. İşte bu mevlid kandillerimize bunu hatırlatması lazım.
bu mevlid kandillerinde bunu tekrar gözden geçirmemiz lazım. Acaba biz bunun ümmeti olarak gerçekten onun itaati neresindeyiz? Eğer ona tam itaat etmiş olsaydık bugün onun ümmeti böyle perişan olmazdı. Demek ki ondan kopmuşuz, yolundan kopmuşuz. Onun bize söylemiş olduğu sözleri can kulağıyla dinlememişiz. Bir kulağımızdan gelmiş, diğerinden çıkmış. Belki ondan dolayı bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Onun getirdiği din bütün müminlerin, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Acem'i, Güneylisi, Kuzeylisi, bütün herkesin hepsinin ancak üstünlük takvada olduğunu bilerek kardeş olmalarını söylediği halde birbirimize girmişiz, kardeşliği unutmuşuz. Kendine istediğini başkasına istemelisin ki tam mümin olasın. Maalesef bu pek fazla çoğu kimsenin hayatında bu düstur yok. Yani ibadet konusunda olsun, haramlardan çekinme konusunda olsun, itaati, ibadeti konusunda olsun, hiçbir konuda tam anlamıyla biz ahlakı Kur'an olan ve mutlaka bizim için güzel numunelerin kendisinde olduğunu Allah'ın bildirdiği sevgili Peygamberimize itaatimiz eksik ve noksan olduğundan dolayı maalesef bir türlü bu aslında bir hassas son yıllarda onun ümmeti olarak istenilen bir seviyede değiliz. O yüzden bu mübarek geceyi biz kendimize bir vesile edeceğiz. Muhasebe etmek için bir vesile edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mesajını hiç unutmayacağız. تَرَكْتُمْ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Ey ümmetim! Benden sonra size iki emanet bıraktım. Bu emanetlere tabi olduğunuz, bu emanetlere riayet ettiğiniz müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Kitab Allah. Onlardan birisi Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabını okursanız, anlarsanız Allah'ın kitabındaki olan şeyleri bilir, hayatınızı ona göre şekillendirirseniz, Allah'ın kitabındaki emirleri, düsturları hayatınıza düstur edinirseniz, Allah'ın kitabında ifade edildiği gibi mümin ve Müslüman olursanız yolunuzu hiç şaşırmazsınız. İkincisi, sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın yanında sünnet de olmalıdır. Sünnet Kur'an'ın yanında olmayınca Kur'an tek başına değerli müminler demek ki bizi sapıklıktan kurtaramayacağını zira Kur'an'ı anlamını yürü peygamberimizdir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah Teala diyor ki peygamberimize ümmetine söyle. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz de onlara. Evet. Peygamberimize itaat Allah'a itaattır. Peygamberimize sevgi Allah'a sevgidir. Peygamberimize isyan Allah'a isyandır. Peygamber bilinmeden Allah'ın tam anlamıyla bilinmesi mümkün değildir. O yüzden eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesinin de yolu yine Peygamberimizin aleyhissalatu vesselama itaattan geçer. İşte bu mübarek kandillerde özellikle onun mevlid-i nebisinde bizler onun itaatinin neresindeyiz? Tekrar düşünmek lazım. Allah Celle Celaluhu idrakiyle şereflendiğimiz şu mübarek mevlid-i şerif, mevlid gecesi, mevlid-i nebiyi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçek manada anlamamıza vesile eylesin. Gerçek manada ona itaata, ona ittibaya, sünnetiyle amin olmaya vesile eylesin. Değerli müminler, Kur'an kursu öğrencilerimize birkaç gün öncesinden, bir ay öncesinden bir görev vermiştim. Onlar, Allah razı olsun, bu Kur'an kursuna yaşatanlardan da Allah razı olsun, 200 Kur'an hatmimiz okundu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevlid gecesinde bu hatimleri biz bağışlayacağız diye onlara söyledim. Haşla, şekle onlar da 200 Kur'an hatmi okudular. Demin Nevzat Hoca'dan birisi herhalde bir hatim daha vermişti, 201 oldu. İlave edenler varsa alacağız ve hemen şimdi de duamızı yapıp ondan sonra bir müsabahayla iki de sizin 203 oldu. Evet, Allah bereket versin, çok bereketli bir rakam. Şimdi ellerimizi, gönüllerimizi açalım inşallah. Sevgili Peygamberimizin 204 oldu.
Başka da var mı? Peki, 204 hadi. 205. Peki, Allah dergâhında kabul etsin. 206, Allah biliyor zaten. Bilmeyenler varsa da önce böyle herkes bütün niyetleri, okumaları biliyor. Şu anda toplam 206 hakmin duasını inşallah yapacağız. Ve gerçekten şunu da büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki 4,5 senedir geldim buraya. Bu mübarek gecelerindeki bu şekilde hakmi şerif diyebilirim ki başka illerde bu derece yok. Vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum. Ne mutlu bu saate kadar bekleyenlere, zira bu saate kadar bekledi, bekleyip en açık amin diyen mümin kardeşlerim, 206 hakm-ı şerifin sevabını kendi ecdadına, kendi geçmişlerine aktarmaya vesile olacaklardır. Ve sanki bu 206 hatimleri biz okumuşuz, duaya iştirak eden bu kadar sevaba nail olacaktır. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Önce günahlarımızdan istiğfar edelim. Zira mübarek bir günü geçirdik. Bugün de dualar müstecap. Peygamberimizin mevlid kandilinde dualar müstecap. Bir de istiğfar. Nadimiz bir daha yapmamaya söz veriyoruz. Günahlarımızın affı için sana istiğfarda bulunuyoruz. İstiğfarımızı kabul eyle. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا لك يا ربي ملء السماوات وملء الأرض وكما تحب وترضى والصلاة والسلام على رسولك المصطفى المرتضى وعلى آله وأصحابه من الخير والصلاح والرضا اللهم يا ربنا بحرمة القرآن وبحرمة من أنزلت عليه القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واملا قلوبنا إيمانا وحكمة ومعرفة بك ومحبة لك ولحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك ورسولك وحب أنبيائك وأوليائك وحب من يحبك وحب عمل مقربنا إليك يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجد علينا إنك أنت الجواد الكريم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Özellikle ya Rabbi, sen bizi kuntum hayra ümmetin uhricet lidas buyurdun. İnsanlar için, insanlar içerisinde gönderilen en fehli ümmetsiniz duyurmak suretiyle. Bugün mevlidiyi, tam mevlidini, mevlidini, mevlisini idrak ettiğimiz, ihya ettiğimiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylediğin için, bizi ona ümmet kılıp kendine muhakkak kıldığın için sana hamd olsun ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, salatu selam, tahiyyat ve ikram, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsun. Sen Kur'an-ı Azimüşşan, İnnallâhe melâikebehu sallun alel nebi. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslima buyuruyorsun. Ben de meleklerin Habibim Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederiz. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam getirin. İşte biz de ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin mevlid gecesinde onu anmak, onu anlamak için, ona ne kadar muhtaç olduğumuzu, müştak olduğumuzu ifade etmek için senin buyurduğun gibi ona salat ve selamlarımızı arz ediyoruz ya Rabbi. Kainatın ferraları arz edince ona salat ve selam olsun ya Rabbi. Ya ağaçların yaprakları, denizlerin, elmanların damlaları, yağmurların katreleri adedince ona salat ve selam olsun ya Rabbi. Sana mağrur olan şeyler adedince ona salat ve selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi salat ve selamımızdan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammedler eyle. Ya İlahi Alemin, sen Kur'an-ı Azimüşşan'ında Rûniye Seccid'de kul buyuruyorsun. Dua edin, ben duanıza icabet ederim diyorsun. Dua etmemizi emrediyor. Yapacağımız duaya icabet etmeye söz veriyorsun.
hakkın hakka ittiba etmeyi, batılı batılı verir, batılı iştenar vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Bize nazar karazlarına helak etme ya Rabbi. Bizleri gafile, mazaline, kumurluğuyla arkadaş etme ya Rabbi. Bizleri İslam'a öyle bağla ki asmalı yolundan ayrılır ya Rabbi. Yatağı diyen kaleler dayan yüceyle dava. Buradan toplanmış olan bu Müslümanların işlerinden, içlerinden neler geçiyorsa sen bizlerden daha iyi bilirsin. Ya İlahi Alemin azametin hürmetine, bu gecede bulunmuş olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, kainatı, dünyayı, cenneti, melekleri, felekleri, sebekleri onun için yarattın. Onun nuruyla şereflenmiş mevhid kalbini hürmetine, okunan 206 Kur'an hakkı hürmetine ya Rabbi. Bizler için, ümmeti Muhammed için bağışlatmadık tek bir günahımızı bırakma ya Rabbi. Sevinçle çevirmedin tek bir üzüntümüzü bırakma ya Rabbi. Eda ettirmedin tek bir borcumuzu bırakma ya Rabbi. Şifa vermedin tek bir hasta ve hastalığımızı bırakma ya Rabbi. Dünyevi uhrevi işlerimizden rızayı şerifine uygun olanlardan yerine getirmedin tek bir işimizi bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bu zamanın tehlikeli tehlikelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Cinni, insi, şerif, mahlukların şerlerinden bizi ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere ümmeti Muhammed'e iki cihan saadetini ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, son nefesimize kadar bizi kendine layık kur eyle. Habibi Edibine layık hürmet eyle. Sünnetine amin olanlardan eyle. Ahlakıyla araklananlardan eyle. Yolundan yürüyerek davasına bayraktarlık edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim bilip bilmediğimiz her türlü kötülüklerden sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bilip bizim bilmediğimiz her türlü iyiliği senden istiyoruz, ihsan eyle ya Rabbi. Bizim bilmediğimiz senin bildiğin her türlü kötülüklerden de bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi emirlerine uymayan, mehrarından sakınmayan facit kişilerden kırma ya Rabbi. Senin yolunda yolculuğuna yönelmeyen, emirlerine kulak vermeyen, zanı kazanmayan cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen kalbimizi nifaktan, amel ve ibadetlerimizi riyadan, belli sanlarımızı, dinlerimizi yaradan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen önce ülkemizi ve sahip bütün İslam ülkelerini, dahili harici her türlü dinsizlerin, şerirlerin, şerir mahlukatının, fitne ve fesat ehli olan her türlü fitne ve fesat peşinde koşanların desiselerinden, hilelerinden bizleri ümmeti Muhammed'i, ülkemizi, yurdumuzu ve erbağına bütün ümmeti Muhammed'i yaşamış olduğu bölgeleri, ülkeleri sen şerir mahlukatın şerlerinden doğa muhafaza eyle ya Rabbi. Şerir mahlukatını ülkemize yönelik, alem-i İslam'a yönelik her türlü kötü fitnelerini, tuzaklarını sen onlara aleyhine, onların aleyhlerine tahvil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dinsizlik, arasızlık, ihtilaf, gafet vakatinde İslam alemini ve yurdumuzu haras eyle ya Rabbi. Dünyanın çeşitli yerlerinde sıkıntılar çekmekte olan bilhassa Suriye'deki, Mısır'daki, Filistin'deki, Arap'taki, Irak'taki, Vahdari Arab'daki bütün Müslüman kardeşlerimize en yakın bir zamanda Efendimiz hürmetine onlara necat ve kurtuluşlar ve saadetler ve zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Sadece sana kul oldukları için, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet oldukları için zulümlere mahrum kalmış bu kardeşlerimizi zalimlerin zulmünden muhafaza eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'a şuur, basiret, izah ver ya Rabbi. Birlik, beraberlik ve İslam kardeşliği şuuru içerisinde yeniden Kur'an'a sarılmaya, asr-ı saadet ihtişamıyla yeniden, yeniden dirilmeye bizleri ümmet-i Muhammed'i ve ümmet-i Muhammed'i muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, burada acizane yapmış olduğu duaları dergahında kabul eyle. Bizi kendine kur kabul eyle. Habibi Edibine ya Rabbi layık hürmet eyle. Sen acına bu elleri şu mahrum gönülleri bu şerirle ya Rabbi. Eğer Efendimiz hürmetine, okunan 206 Kur'an hürmetine, kemal-i rahmetinle bizi kabul etsen, bağışlayıp rahmet etsen, zaten bu senin şanındır. Zira kabul Rabbimizsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya giderim? Hangi kapı var ya Rabbi? Senden başka Rabbi yok ki dergahına.
ümmeti olmakla şereflendiğimiz, bütün Resulü'nün seyyidi, bütün enbiyanın imamı, bütün mahlukatında ekmeli olan Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsenna bulunan Mevlidinin 1444. yılını idrak ettiğimiz sevgili Peygamberimizin mübarek manatlar ruhi şerifine bu 206 hatlı ve diğer hediyeleri hediye ettik ya Rabbi. Ruhi Seyyid'in enamı şu anda, şu saatte, şu saniyede bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Bu saatlere kadar mücadele bekleyerek sadece onun şefaatini dinleyen, ona layık bir ümmet olmak için çırpınan, onu anlayan, onu anlamaya çalışan bizleri ona layık ümmet eyle ya Rabbi. Dünyada ziyaretinde muvaffak eyle ya Rabbi. Ukbada şefaatine nail eyle ya Rabbi. Bir an bile olsa bizi ondan, yolundan ayırma. Ayrılan ümmetini ya Rabbi yine onun yolunda gitmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin Kur'an 266 Hakk-ı Şerif sevabını Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar bütün Enbiya-i Zanında ruhlarına hediye edelim, onların da ruhaniyetine haberdar eyladılar. Sevgili Peygamberimizin ashabına, âlına, zürriyetine tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ey müştehidin cümle şehitler, gaziler, hak ve hakikatin naşirleri, müfessirler, muhaddisler, müfakkiler, İslam'ın imanı, Kur'an'ın güzellikleri, Efendimiz'in yolunu bize aktarmaya vesile olan bütün büyüklerimizin, üstadlarımızın, selef-i salihinin, meşayih-i kiramın daire ayrı ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Evliya ulema diyarı olan ilimizde, bölgemizde, ülkemizde, aktar-ı alamda metful bulunan bütün mümin ve müminatın Hazreti Adem'den bugüne kadar ta kıyamete kadar bütün mümin ve müminatın da ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hasan şu anda el açıp amin diyen bizlerin gönlümüzden kimler geçiyorsa, kimlere hediye etmek istiyorsa sen bizden daha iyi bilirsin. Bu hatimlerin, bu tilavetlerin, bu mevlidlerin sevabını onlara da hediye eyledin. Onların da ruhaniyetini şad eyle ya Rabbi. Bu camiye benzeri başka camilerin banilerine, hayır ve hasenat sahiplerine, her türlü hayır ve hasenatı yapan, destekleyen, katkı sağlayan cümle ehli imana da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bu cüzleri, bu hatimleri okuyan Kur'an kursu talebelerimize, ebeveynlerine, hocalarına da hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ve ilahlarım ve hasen kabirlerinde unutulmuş, terk edilmiş, hiç kimseden yıkanmamış bir Fatiha, bir Yasin'i bile okuyanı kalmamış olan garip ve gurabanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bizi kendine kul kabul eyle Allah'ım. Emanetini alacağın ara kadar bizleri emanette emin eyle ya Rabbi. Dağımızın kabulü için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini bizden haberdar olabilmesi için, dünyada ziyaretine, ubada şefaatine nail olabilmemiz için, sırat-ı müstakimden daim olarak ölünceye kadar sana razı olduğun amelleri yapmaya muvaffak olabilmemiz için, rızayı bari için, havasleten cümle geçmişlerimizin de ruhu için, El-Fatiha. Muhterem Bilgiler, hocam bu sıra okuna Mevlid-i Şerif saat 8'de Kanal El-Ali'da önünü yayınlar açıktır. Kanal El-Ali çalışanlarına da şükür veriyor. Mevlid kandillerine, şeker mevlere, huzu ailesine de teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Sınav yana sizlerden Mustafa etip beni özünü acayip. Allah razı Mustafa etip bir beklerseniz güzel.